Öyle bir geçer zaman ki Aylin olarak girdi hayatımıza. Sonra bir baktık kelebeğin rüyasının Meriha'sı olmuş. Bir Eylül meselesinin Eylül'üydü o. Kurt Seyit ve Şura da Şura'ydı. Unutursam fısıldayla bir anda Hatice'yi sevdik. Barbie Prenses ve Rockstar'ın Prenses Azra'sıydı. Arif 216'nın Ajda'sı oldu. Bizim için şampiyonun Begüm'üyken Ekşi Elmalar'ın Muazzez olarak tekrar girdi hayatımıza. Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Aslan'a dek Farya'ydı. Gülizar da Gülizar'la çok ağlattı. Ve son olarak da Masumlar Apartmanı'nda İnci Özdemir oldu Farah Zeynep Abdullah. 31 yıllık hayatına 31 bin hikaye sığdıran ve 31 bin bilinmeyeni olan kadın. Şimdi 5 dakika içinde onunla ilgili öyle şeyler öğreneceksiniz ki zaman zaman tıpkı ben diyeceksiniz. Zaman zaman da hadi be diye inanmayacaksınız. Pek çok zaman hikayeye bak diye şaşıracaksınız. Ama en çok da bu kadar da olmaz sallıyorsunuz diyeceksiniz. İşte 31 yaşında Farah Zeynep'in hayatına dair bilinen ama asıl da bilinemeyen 31 not. Numara 17 Ağustos 1989 doğumlu, 1.60 boyunda 53 kilo, hayatı boyunca bir kez 54 kilo oldu, o da öyle bir geçer ki döneminde rol gereği. 30 numara falcı kız, pek çok hanım gibi o da fal meraklısı, kahve onun için bahane, kahve falı şahane, günde ortalama en az 5 Türk kahvesi içiyor, her seferinde falına baktırıyor. Bu işi öyle abartıyor ki bir keresinde üst üste 7 kahve içmiş, üst üste 7 ayrı fal baktırmış. 29 numara, fal meraklısı ama kendi hisleri daha da kuvvetli. Farah Zeynep Abdullah'ın tahmin gücü muazzam. Şimdi ekrana gelecek olan örneğe dikkat. Hanımefendi her yılın son günü senelerdir kendisine mektup yazıyor ve yeni yıl planlarını kaleme alıyor. 2014 yılının 31 Aralık'ında yazdığı bir mektupta 2015 yıl planlarını yazarken bir yıl sonra aynı mektubu okuduğunda şoka girmiş. Çünkü 2014'te ne yazdıysa çıkmış. O günden sonra kendisinden korkmuş, bir daha plan mektuplarını yazmamaya karar vermiş. 28 numara, maç sonuçlarını önceden tahmin ediyor. Az önceki örnekle benzer bir örnekte sıra. Farah Zeynep'in hisleri çok kuvvetli demiştik. Öyle ki bunu bilen eşi dostu, özellikle de erkek arkadaşları maç skorlarını maçlar oynanmadan Farah Zeynep'ten öğreniyormuş. Abartılı mı bilinmez ama mesela Türkiye Süper Ligi'nin son 7 sezonki şampiyonlarını geçtiğimiz yıl Başakşehir hariç tamamen Farah Zeynep doğru tahmin etmiş. 27 numara, babası fanatik Beşiktaşlı. Kendisi topu görse karakola götürür. Farah Zeynep'in sık sık üzerinde Beşiktaş formaları görebiliyoruz ama bu futbolla çok ilgili olduğu anlamına gelmesin. Babasının hatırını kırmadığı için babasının kendisine armağanı olan bu formalarla ya da tişörtlerle ortalarda dolanıyor kızımız. 26 numara, çok konuşulan kökeni. Babası Arap kökenli Farah Zeynep'in, annesi Boşnak göçmeni, dedesi, anneannesi ve onların da babaları çok farklı diyarlardan. Durum çok karışık yani. Bir röportajında şöyle anlatıyor kökenini güzel oyuncu. Babamın babası Erbil doğumlu, babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah Irak ordusunda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşuyormuş. Babam 1972'de Irak'a gidip Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zaruriyet belgesi almış. Babamın anneannesinin babası ise şimdi Karadağ'a bağlı olan Taşlıca'dan. Orası dedemin köyüymüş. Mussolini'den kaçarak Türkiye'ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna'ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel'e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan depreminden sonra Erzincan'dan İstanbul'a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır karışık. Daha çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum. 25 numara, Londra yılları. Babası bir petrol firmasında çalışan memurdu Farah Zeynep'in.
Genç kızımız İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okurken babasının işi gereği Londra'ya yerleşiyorlar. Üniversiteye burada devam ediyor. Fransızcası zaten iyiydi ama buna ana dil gibi konuştuğu İngilizce de ekleniyor. 24 numara 5 dil konuşuyor. Fransızca ve İngilizceyi çok iyi konuştuğunu öğrendik ama bunlara Arapça ve Kürtçeyi de eklemek gerekiyor. Türkçeyi zaten saymıyoruz. 23 numara adı nereden geliyor? Farah Zeynep'in annesi İran Şahı Muhammed Rıza Pehlivani'nin eşi Prenses Farah'a hayranmış. Ve bölgeye de yakın oldukları için ailenin ortanca çocuğu olan kızlarına Farah Zeynep adını veriyor. Hemen belirtelim, Farah Arapça'da ferah anlamına geliyor. 22 numara lakapları ve taktığı lakaplar. İki ismi var, Farah ve Zeynep. Ailesi ve yakın arkadaşları Zeynep ismini kullanırken iş arkadaşları ve yeni tanıştıkları kişiler Farah diye sesleniyor. Lise yıllarında lakabıyla anılıyor Farah Zeynep Abdullah. Ona arkadaşları Apo lakabını takmış. Bu arada kendisi de eşine dostuna kısaca ne kadar tanıdığı varsa asla ismiyle hitap etmiyor. Her birine bir lakap takmada pek usta Farah Zeynep Abdullah. 21 numara şöhret yolu. Farah Zeynep'in bilinmeyenlerini öğrenirken daldan dala atlamaya devam ediyoruz. 18 yaşına kadar şarkıcı olmak hayalleri kuran Farah Zeynep, 18 yaşından sonra oyunculuğa hevesleniyor. Londra'da üniversite eğitimi sürerken geldiği bir Türkiye tatilinde dönemin efsane dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin deneme çekimlerine katılıyor ve Aylin karakteri rolünü kapıyor. Sonrası çorap söküğü, Londra'daki üniversite kaydını donduruyor ve ver elini şöhret. 20 numara. Dilindeki piercing 15 yıllık. 15 yılda 15 piercing değiştirdi. Dizlerde ya da fotoğraf çekimlerinde çok görünmese de, hatta hiç görünmese de Farah Zeynep'in dilinde piercing var. 16 yaşında taktırdığı bir piercingi her yıl değiştiriyor. Yakın zamanda artık piercingden sıkılmış, çıkartmak istemiş ama annesi "o senin uğurun, bir parçan" diyerek itiraz etmiş. Ve hatta annesi son olarak doğum gününde bir altın kaplama piercing hediye etmiş kızına. 19 numara elim aşalı. Farah Zeynep'in az önce lise lakaplarından söz ettik ama bunun öncesi de var. İlkokulda arkadaşları Zeynep'e erkek Fatma derlermiş. Erkeklerle bol bol vurdulu kırdılı oyunlar oynayan, elim aşalı, sık sık kavga eden bir küçük kızmış. 18 numara saçları hep karameldi. Değişen kıvırcıklığı oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den beri onu karamel saçlarıyla görüyoruz ekranlarda. %100 doğal saç rengi. Değişense kıvır kıvır olan saçlarını oyunculuk kariyeriyle birlikte düzleştirmesi ve şekilden şekile sokması olmuş. Yani belki de şöhret olmasa Kıvırcık Zeynep olarak devam edecekti hayatına. 17 numara yiyor kilo almıyor. Az önce de söylemiştik, hayatı boyunca hiç 53 kiloyu aşmadı diye. Oysa gırtlağına düşkün Farah Zeynep. Bir oturuşta 2 porsiyon Adana, yanında da 2 lahmacun, 4 içli köfte tüketebilecek kadar midesine düşkün. Zaten en sevdiği de benzeri kebap türü yiyecekler. Ama ne hikmetse yiyip yiyip kilo almayanlardan. Açlığa asla tahammülü yok. Günde 5-6 öğün ve hatta her fırsatta bir şeyler atıştıranlardan. 16 numara gırtlağına düşkün, mutfağa uzak. Bu kadar yemeğe içmeye düşkün birinin evinde de mutfaktan çıkmadığını düşünürsünüz ama yanılırsınız. Çünkü bırakın yemek yapmayı, yumurta kırmayı bile beceremeyenlerden Farah Zeynep. Eğer yanında yemek yapacak biri yoksa dışarıdan verdiği siparişlerle ayakta kalıyor. Yeme içmeye verdiği parayla bir rivayete göre Londra'da malikane olunmuş, malikane. 15 numara hep acelesi var. Telaşe memuresi. Zaman kavramı yok, anı yaşıyor. Belki de bu yüzden kilo almıyor. Hep bir yerlere yetişme telaşında. Aklına gelen bir şeyi o an yapmak zorunda. Bu yüzden bir lakabı da telaşe memuresi. 14 numara kötü öğrenci, ders çalışmayı sevmiyor. Senaryoyu bile okurken daralıyor. Lise yıllarında da üniversite yıllarında da kötü bir öğrenciydi Farah Zeynep. Hatta Türkiye'de ÖSS'yi bile kazanamadığı için Londra'da Kent Üniversitesi'nde okuduğu söyleniyor. Dizilerin senaryosunu bile son ana kadar okumuyor. Yumurta kapıya dayandığında hızlıca okuyor ve ezberliyor. Kötü öğrenci ama ezberi kuvvetli yani. 13 numara yaz kızı. Soğuktan nefret ediyor. Yazın bile yünlü çorap giyiyor.
Hani derler ya kanı soğuk diye. Aslında sıcak kanlı kız ama gerçekten kanı soğuk akanlardan galiba. Çok üşüyor, kıştan nefret ediyor. Kurt Seyit'le Şura çekimleri hayatının en kabus günleri oldu. Malum Rusya'da kışın çekilmişti. Farah Zeynep yaz aylarında bile yünlü çorap giyecek kadar üşüyen bir güzel. 12 numara şarkıcılık hevesi. Farah Zeynep'in şarkıcılık sevdası malum. Her fırsatta şarkı söylüyor. Çocukluk aşkı şarkıcılık. Az önce de söyledik. 18 yaşına dek şarkıcı olmaya kararlıydı. Ne zaman ki İngiltere'deki müzik hocası, "Sen de müzik kulağı yok kızım, boşuna uğraşma" dedi, o zaman hevesi kesildi. Gerçi sonrasında malum o aşkı yeniden depreşti. Pek çok filmde, dizide şarkı söyledi. Hatta albüm çıkarttı ama hiçbir zaman profesyonelleşmedi. 10 numara, ilk aşkını yazdığı şarkı sözleriyle tavladı. Özel hayatında da çok yetun Farah Zeynep. Bir ara adı şarkıcı Reymen'le anıldı. Onun dışında hiç medyatik bir isimle adı çıkmadı. Güzel oyuncunun aşkla ilgili tek itirafı, "Lise yıllarında hoşlandığım çocuğu yazdığım şarkı sözleriyle tavlamıştık" şeklinde olan itirafı. 10 numara, Bayan Mantık. Bir başka özelliği de Farah Zeynep'in aşırı mantıklı olması. Anı yaşıyor ama verdiği kararlarla da hep milimetrik hesaplar yapıyor. Son kararını vermeden önce hep mantık ön planda. Zaten bugüne dek her projesinde adeta nokta atışı yaptı. Her işinin tutmasının da sırrı bu. 9 numara, oyuncu olmasaydı ne olacaktı? Farah Zeynep Abdullah'ın kaderi 2010 yılında öyle bir geçer zaman ki ile değişti. Peki ya dizi işine girmeseydi ne iş yapacaktı? Planları arasında çevirmenlik vardı. Fransızca, İngilizce, Arapça, Kürtçe bilen Farah Zeynep Abdullah belki de kariyerinin bu alanda ilerletecekti. 8 numara, ekmeğini hep kendi kazandı. Ailesinin ekonomik durumu aslında iyiydi. Buna rağmen önceleri kendi harçlığını, sonradan da ekmeğini hep kendi çıkardı. 9 yaşında ilk işini yaptı. Seslendirmeydi. Okul yıllarında, buna lisede dahil, yapmadığı iş kalmadı. Kasiyerlik, pazarlamacılık, barmaidlik, garsonluk hepsi var. 7 numara, Masumlar Apartmanı'na nasıl girdi? Bu sezon ekranların açık ara en fazla izlenen dizisi için ilk teklif geldiğinde Farah Zeynep senaryoyu beğenmemiş ve teklifi reddetmiş. Sonrasında bir Ankara seyahatinde dizinin yapımcısı ayaküstü bir konuşmayla senaryonun detaylarını ve hikayeyi anlatınca Farah Zeynep teklifi kabul etmiş. Diyor ki genç kız, "Eğer bu teklifi kabul etmeseydim hayatımın en büyük pişmanlığı olacaktı." 6 numara, Türkiye'nin ilk dikey klibi. Dedik ya, şarkıcılık içinde ukde Farah Zeynep'in. Profesyonel olarak yapmasa da doğum günü insanları için "Bu hangi masaldı" diye bir single çıkardı. Ve o single'a da Türkiye'nin ilk dikey klibini çekti. 5 numara, Şanslı Kız. Piyango kazandığı bile var. Az önce Farah Zeynep'in güçlü hislerinden bahsetmiştik. Kızın şansı da hep yaver gitmiş. Sadece iş hayatında değil, şans oyunlarında da Londra günlerinde birkaç kez piyango kazanmışlığı var. Büyük ikramiye değil ama iyi sayılabilecek paralar kazanmış piyangodan. 4 numara, aşk hayatında neden hep ketum? Farah Zeynep aşk hayatında ketum çünkü hep annesi ve dedesinin yaşadığı gibi masal tadında bir aşk arıyor. Bir gün anneannesi denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirmiş ve dedesi de kendisini kurtarmış. Tanışmışlar, evlenmişler, bir yastıkta 50 sene sürmüşler. 3 numara, anne ve babasının tanışma hikayesi de film tadında. Farah Zeynep'in anneannesi ve dedesi gibi anne ve babasının da tanışma hikayesi ilginç. Annesi 16 yaşında gizlice babasının arabasını alıp kullanmak isterken kaza yapmış. Çarptığı aracın sahibi kadın bu küçük genç kızın masrafları ödemeyeceğini hissedince yanında çalışmaya almış. Ve o şirkette de Farah'ın annesi babasıyla tanışmış ve büyük tutkulu bir aşk başlamış. 2 numara, O Bir Duma, yani Sessizlik Meleği. Hayatı boyunca herkes ona lakap takmış. Kim soyadından ötürü Apo, kimi saçlarından ötürü kıvırcık ya da karamel, kimi şanslı, kimi falcı kız demiş. Ama onun da kendine taktığı bir lakap var, Duma, yani Sessizlik Meleği. Bu lakabı da Farah Zeynep en çok kendi kendisine yazdığı mektuplarda kullanıyor. Ve işte Farah Zeynep'in bir numaraları. Çok şey var daha Farah Zeynep Abdullah'la ilgili ama bir numaraya geldik. Madem bir numaradayız, geri kalan maddeleri tek solukta sıralayalım. 15 yaşından beri kendisine mektup yazıyor demiştik. Bir gün o mektupları kitap yapacak. Yıllardır mektup olayında olduğu gibi kendi kendine videolar çekiyor. Bu videolarla da
İleride evleneceği eşi ve doğmamış çocuğuna sesleniyor Farah Zeynep. Kulakları kepçe, kendisinde lise yıllarında en beğenmediği yerinin kulakları olduğunu söylüyor ama sonrasında kulaklarıyla barışmış. Bana karizma katıyorlar diyor. Tek bir istisnası var bu durumun. Biyometrik fotoğraf çektirirken kendisinden nefret ediyor. Çünkü o fotoğraflarda kulaklar hep ön planda.